Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Nihayetinde bu süreçler statik süreçler değil. Yani bir yerde bir güç temerküzü oluştuktan sonra orada yeni bir denklemin olduğunu biz varsaymak durumundayız. Yani 1990'lardan itibaren Gülen Hareketi kendi önüne devleti ele geçirmek gibi bir ideali koyduktan sonra ve bu çerçevede hareket ettikten sonra artık yeni bir durumla karşı karşıyayız. Artık bürokraside güçlenmeye başlamış, bürokraside hayatiyet gösteren bir yapı var karşımızda. Ki bu yapı son dönemde paralel yapı olarak ifade edilmeye başlandı. Hı hı. İşte o paralel yapı diye ifade ettiğiniz o güç temerküzü bir yerden sonra sadece o cemaat aklıyla, o toplumsal hareket aklıyla ya da neyse Gülen Hareketi'nin aklıyla hareket etmemeye başlıyor. Yani bir anlamda baktığımızda bugün paralel yapı Gülen Hareketi ilişkisi konuşulurken aslında zaman zaman sıkıntılı pozisyonların, problemli yorumların ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü hani Gülen Hareketi paralel yapı ilişkisi nasıl bir ilişkisidir, ilişkidir, nasıl anlamalıyız? Yani bu aslında ilişkiye baktığımızda biz Gülen Hareketi dediğimiz hareketin bir paralel yapı diye bir şey ürettiğini, bir aslında Frankenstein ürettiğini ve gün sonunda o Frankenstein'ın o hareketi yuttuğunu görüyoruz. Yani paralel yapı denen şey aslında yapı ve bir biçimde kendi iktidarını oluşturmaya, sürekli büyümeye endeksli o yapı gün sonunda hareketi yemiş, yutmuş ve hareketi de kendi organize kitlesi haline dönüştürmüştür. Bugün bu anlamda çok net bir biçimde cemaatin paralel yapı tarafından yendiği, yutulduğu bir durumla karşı karşıya. Ablukaya alındığı. Çünkü yani bunun böyle olmasının en temel nedeni bütün hayatiyetini, bütün varlığını, bütün gücünü o paralel yapıyı ayakta tutmaya hasreden bir cemaat gün sonunda o paralel yapı tarafından aslında imtihana tabi tutulmaya başlanıyor ve tam anlamıyla bir Frankenstein sendromu yaşanıyor. Yani bu toplumsal hareket dediğimiz hareket, dini hareket ya da değil fark etmez. Bir ideal etrafında bir araya gelmiş insanların oluşturduğu hareketten bahsediyoruz. Bir toplumsal hareket eğer kendi iradesi dışında büyümeye başlar ve o süreçleri yönetemezse bir süre sonra o süreçler tarafından yönetilmeye başlanır ki biz Gülen Hareketi'nde bunu çok net bir biçimde bulunuyoruz. Bu sadece ulusal bir süreçte değil, uluslararası da bir süreç. Şimdi o uluslararası kısmını konuşacağız ama bir cemaat var, bir Gülen Hareketi dediğimiz cemaat var, bir yapılanması var. Daha sonra devlet organizasyonu içerisine girmeyi planlayan bir paralel yapı kuruluyor. Daha sonra bu paralel yapı cemaatin artık paralel yapı cemaat kontrolüne geçiyor ya da cemaat onun kontrolüne geçiyor. Bu şöyle mi değerlendirilebilir? Bir köle efendi ilişkisi var. Sonra günün sonunda köle efendiyi kendi kontrolüne geçiriyor. Şimdi burada liderliğin tabii konumu çok önemli. Yani stratejiyi belirleyen o olmuş oluyor. Çünkü burada liderliğin pozisyonu hiç kuşkusuz buradaki hani serencamı da belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesi. Yani buradaki bir hareket böyle bir hareketi konuşuyorken elbette liderliğin pozisyonunu nasıl bir hatta hareket içerisinde olduğunu da konuşmamız lazım. Biz sürece baktığımızda, süreci okuduğumuzda, süreci dışarıdan okuduğumuzda aslında liderliğin de gün sonunda bir güç zehirlenmesi yaşadığını ve bu güç zehirlenmesi çerçevesinde bu biriktirilen o gücün aslında sarhoşluğu içerisinde hareket etmeye başladığını görüyoruz. Yani burada çok açık bir biçimde yani devletin farklı organlarında örgütlenen ve bir talimatla hareket edebilen bir geniş bir yapı var ve o geniş yapının varlığı hem ulusal hem uluslararası anlamda o liderliğe bir pazarlık gücü sunuyor. O pazarlık gücünün aslında oluşturduğu şehvet tam anlamıyla yeni bir strateji üretmesini beraberinde getiriyor. Yani biz aslında bir anlamda 1990'larda, 2000'li yıllarda işte İslam'ın gülen yüzü diye kendisini anlatan bu hareketin böylesi bir algı değişimini göz önüne alarak, çünkü bu hareket açısından çok ciddi bir itibar kaybı demek ki bunun maliyetlerini de konuşabiliriz. Cemaate ne tür bir bu sürecin maliyet yarattığını da konuşabiliriz. Onu konuşacağız. Yani böyle bir maliyeti üstlenmek aslında bir taraftan diğer yapının getirecekleri karşısında o liderliğin gözünün dönmesi demek. Yani çünkü o paralel yapı baktığımızda çünkü 2000
Onu düşünelim Türkiye'de. Medya bizden sorulur. Hukuk bizden sorulur. Yani tabii, herhangi bir şekilde Türkiye'de vesayetle mücadele edecekse mutlaka bizden destek alınmalı. Yani terör bitirilecekse mutlaka biz orada olmalıyız. Ve benzeri temel meseleler, ekonomik büyüme sağlanacaksa mutlaka bizim stratejilerimizle yol alınmalı gibi çok aslında totalci bir perspektiften Türkiye'yi biz yönetiyoruz ve Türkiye'nin bu dönüşümünde esas aktör biziz. Dolayısıyla pastadan büyük payı da biz almalıyız noktasına gelen hareket ve gelen liderlik aslında bu okuma biçimi dolayısıyla da hareketin sonunu getirmiştir. Bu sadece güç zehirlenmesi midir yoksa uluslararası bir destek, organizasyon, birbirlerine destek verme, yani orada sadece bir güç zehirlenmesi mi vardır? Hiç kuşkusuz tek bir nedene indirgeyemeyiz bunu. Ama sonuç itibariyle uluslararası anlamda bu hareketin Türkiye'de bir önemli bir gücü temsil ettiği, istediğinde belli bir kitleyi mobilize edebileceği, hükümetin politikalarını belli bir yönden başka bir yöne evritebileceği yönündeki algısı elbette ki bu hareket tarafından pompalanmıştır. Bu hareket tarafından propagandası yapılan bir durum olmuştur. Bu propaganda yapılırken bir anlamda aslında orada oluşan gücün yarattığı şevhet gerçekten hani etkili bir unsurdur, önemli bir unsurdur. Fakat tek unsur değildir. Elbette bu hareketin bir anlamda uluslararası alanda biraz önce bahsettiğim kontrolsüz büyümesi bir yerden sonra onun bu tür süreçlerde bir takım yönlendirmelere de tabi olmasını beraberinde getirmiştir. Bir takım mecburiyetlerle yüzleşmesini de beraberinde getirmiştir. Bir takım erken doğumlara da 17 Aralık gibi örneğin yöneltilmesini de beraberinde getirmiştir. Fakat bu erken doğuma gidilirken bile ben bu erken doğumu sıhhatli bir şekilde yapabilecek güce sahibim çıkarımını yaparak bunu yapmışlardır. Yani böylesi bir çıkarımla 17 Aralık, böylesi bir çıkarımla 25 Aralık müdahaleleri gündeme gelmiştir ve böylesi bir çıkarımla bütün cemaat bir gövde gösterisiyle ön plana çıkmıştır. Çünkü liderlik hala çok güçlü olunduğuna inanılmaktadır. Fakat diğer taraftan biz toplumsal ve siyasal süreçleri okuduğumuzda karşımızda çok ciddi anlamda küçülen ve ciddi bir şekilde varlık sorunu yaşayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Sosyolojik aslında zeminini kaybetmiş ve sosyolojik beslenme kaynaklarını 6-7 ay gibi bir süreçte yitirmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani